Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 3 Ünite 7 Mef'ulü Mutlak. Mef'ulü Mutlak fiil cümlesinin bir ögesidir. Fiil cümlesinde fail, mef'ul olur. Mef'ulün bir sürü çeşidi vardır. Bir tanesi de mef'ulü mutlaktır. Mef'ulü mutlak çoğunlukla cümlede fiille aynı kökten olan mastardır. Altını çiziyoruz. Fiille aynı kökten ama çoğunlukla yani her zaman da değil. Aynı kökten bir mastardır yani isimdir ve bu sefer çoğunlukla değil. Daima mensuptur. Mensup ne demek? Şimdi bu bir mastar yani isim olduğuna göre isimlerde irab. Bunu bilmeniz lazım. İsimlerde irab nasıldı? Nasıl merfu olur bir kelime? Bir kelimenin mensupluğu ne demek? Mecrurluğu ne demektir? Bunları biraz bilmek gerekir. Bilmiyorsak da ünitede muhtemelen işlenmiştir. Yani az ucundan da olsa işlenmiştir. Yine tekrar edeceğiz. Üç amaçla gelir. Yani üç şey için gelmiş olabilir. Mef'ul-i mutlak niye kullanırız? Bir cümlede niye yer veririz? Anlamı pekiştirmek için. Şekil, kuvvetlendirme veya fiilin çeşidini ne şekil, ne tür veya fiilin sayısını, adedini kaç defa onu bize ifade etmek için mef'ul mutlak kullanılabilir. Fiilin anlamını pekiştirmesi. Birden başlıyoruz. Bu tür mef'ul mutlak daima müfrettir. Ve fiilden sonra gelir. Türkçe'ye şüphesiz, gerçekten, tam, tamamen, tamamen, muhakkak, iyi, iyice, çok, öyle ki, sorma gibi çevrilir. Biz şüphesiz veya işte iyi, iyice bunları kullanalım. Name eddiflu nevmen. Şimdi name uyudu. Kim? Eddiflu çocuk. Name fiil, diflu ne olur? Fail olur. Öyle bu, öyle nasıl uyudu? Nevmen uyumakla uyudu. Yani iyice uyudu, iyi uyudu, şüphesiz uyudu. Kuvvetlendiriyoruz, anlamı pekiştiriyoruz. Çocuk iyi uyudu. Ekele yedi el raculu kişi, ölü kişi ki el ca'i'u aç kişi, aç adam yedi. Ne yedi? Eklen, yemek yemekle yedi. Yani iyi yedi, o biçim, o biçim yedi. Ekele ne olur? Fiil olur. Er-racülü fail olur. El-câi' sıfattır. Er-racülü sıfatı eklense mef'ulü mutlaktır. Nevmen mef'ulü mutlaktır. Şimdi iki cümle okumuş oldum. Bir tane daha okuyayım. Bu sefer ayrıntılarına gireceğiz. Hırsız polisten öyle bir kaçtı ki sorma. Ferra firar etti. Kaçtı kim? El-lissu hırsız. Hırsız kimden kaçtı? Mine şurtiyi polisten. Şurtiyi polis. Firaran kaçmakla yani öyle bir kaçtı ki biz de hayret ettik. İyi kaçtı, bayağı başarılıydı. Şimdi iş geldi, burada firaran mef'ulü mutlak oldu. Şimdi yukarıda geçen birkaç şeyi belirtmeye geldi sıra. Name kelimesi mazi bir fiil. Ne dedik? Mef'ulü mutlak fiilin aynı kökünden olur çoğunlukla. Şu an olmuş. Name'den mastar gayrimimi nevmen gelir. Mastar gayrimimidir bu mef'ulü mutlak. Mef'ul-i mutlağı ararken bir isim olduğunu, mensup olduğunu ve yine %90-95 oranlarında aynı kökten bir kelime olduğunu unutmayacağız. Nevmen bir isim mi? Evet, nereden anladın? Termin almış. Bu onun isim olduğunu gösterir. İyi de tıfıl kelimesi de isim. Belki buydu mef'ul-i mutlak. Olur mu? Mef'ul-i mutlak mensup olur. Buysa merfu olur. Sonuncu harfin ötresi var. Bunu görüyorsunuz. Oysa nevmen sonuncu harfte fetha var. Yani bu mensuptur. Aynı kökten mi? Evet, nameden. Name, bu nasıl bir fiil? Ecvef bir fiil. Ecvef ortası boş ya. Hayırdır, nereden boş? Sahih harften boş. Hali, beri. Name, ortadaki elif vavdan munkaliptir. Yani aslında bu kelime ne, ve, me idi. Ne, ve, me. Vav harfi. İllet mutaharrik makabül meftuh vav-ı elife çevirdik. Name oldu. Buradaki elifin vav'dan dönüştüğünü nereden anladın? Nereden çıkardın hocam? Mastar gayrimimi de ortaya çıktı bakın.
Nevmen. Üç harften oluşuyor bu kelime. Nun, vav, mim. An itibariyle vav elife çevrilmiş. Burada ise çevrilmemiş. Mastar gayrimiminde ortaya çıkıyor. Bunun mastarlarını nereden bileceğiz biz? Namenin mastar gayrimimini araman gerekir. Nereden arayacaksın? Evvela nuna gireceksin. Daha sonra name. Bir kere bilirsin. Name ya neveme ya da neyemedir. Yani oradaki name'deki elifin aslı vav veya ya olmak zorunda zaten. Başka bir şey olamaz. Ne yapayım? Şurada neveme yazdığını gördün. Muhtemelen şu an göremiyorsunuzdur ama. Yani sayfayı açınca göreceksiniz en azından. Şu an için neredeyiz? Ne. Bir geriden alalım. Neveme. Nevm. Nevm. Evet. Görüyorsunuz ki arkadaşlar ne yazıyor? Nevm yazıyor. Name. Yenamu. Name yenamu. Name mazi. Yenamu muzari. Nevm mastar garimimi gelmekte. Niyam da gelir. Uyumak. Rüzgar denize benzeri yatışmak, sakinleşmek gibi manalara gelir. Nevveme aktarılabilir. Ename, tenaveme, istename. Sonuç olarak nevm uyku demektir. Nevmul hurfa, hurfe yatak odası yani uyku odası, yatak odası olur. Gibi ne var? Anlatımlar var. Sözlükten yararlanarak da bulunabilir. Sonuç olarak bu harfte nun var, bunda da var. Bunda mim var, bunda da var. Esasen elif vavdı, bu vav yani. Bunda da var. Demek ki 3 harfi tuttu. Dolayısıyla aynı kökten geliyor. Aynı kökten geliyor demek. En az 3 harfi tutuyor demektir. Tıfılda hiçbir harf tutmamıştır. Bir harf tutması, 2 harf tutması değiştirmez durumu zaten. E, K, L. 3 harf var. Eklen. Aynı harfler burada da var. Öyle değil mi? Hemze var, kef var, lam var. Hemze var, kef var, lam var. Aynı harfler tutuyor. Ve sonu nedir? Mensuptur. Fetha vardır. Bir isimdir bu. Dolayısıyla mef'ulü mutlak budur. Er raculü mef'ulü mutlak olamaz mı? Olamaz. Bu bir fiildir. Her fiile fail lazımdır. Bu da faildir zaten. Görüldüğü üzere sonuncu harfte zamme var. Bu racul kelimesinin merfu olduğunu, dolayısıyla fail olduğunu gösterir. El ca'i'u ise onun sıfatıdır. Bakın elif lam her ikisinde de var. Her ikisinin de i'rabı aynı şekilde. Her ikisinin de, her ikisi müzekker gibi sayılabilir. Ferra'da ne var? Ferra'da bir şedde var. Şeddi açarsan ferra. Aslında bu ferara idi. Hani medde aslında mebede idi şeklinde anlarsak. Ferra, ferara. İki tane ra vardı. Şeddeyi kaldırırsan, şeddi açarsan. Şedde zaten nedir? Aynı harfleri daha kısa yazmak için kullanılan bir yöntem. Ferara. Üç harf. Aslı bu. Nereden anladın hocam? Hayırdır? Medde, o da medede. Hatta şedde bile şededir. Öyle değil mi? Şedde, şedede. Ne yapmışlar? Bir şedde koyalım. Bu harfler aynı ya. Yan yana koyarak fazla yer kaplamayalım demişler. Ve bir tanesini silip diğerine şedde koymuşlar. Şeddeyi açarsan diğeri geri gelir. Bunlar çok önemli değil. Sonuçta fevrada en azından f var, ra var. Burada da f var, ra var. Tutuyor yani. Diğerlerinde f yok. F yok. Mesela f yok. Ra yok. Bista. Şurti'de ne var? Sadece ra var. Bu sefer f yok. Sonuç olarak firar kelimesi ferranın mastar gayrimimidir. Mastar gayrimimi olduğunu nasıl anlayabilirsiniz? Bir yöntem belirlemeye çalıştım. Benzer aynı harflerin olduğunu anlatmaya çalıştım. Yen suru'da nun var, sat var, ra var. Nasran'da nun var, sat var, ra var. Aynı harfler var yani. Demek ki bu mastar gayrimimidir. Ne yapalım mastar gayrimimi ise? Mef'ulü mutlak mastar gayrimimidir dedik. Çoğunlukla böyledir dedik. Ve buldun. Demek ki bu nedir? Aynı kökten gelen bir mastardır dedik. Dolayısıyla onu tespit edebilirsen, mastarı tespit edebilirsen mef'ulü mutlağı da tespit etmiş olursun. Onu anlatmaya çalıştım. Diğerleri için de aynısı geçerli. Şimdi her birinde aynı harfler var. Şudur budur. Uzatmayayım ben. İlk üçü için hatta dördü için bayağı bir ayrıntılı anlatmaya çalıştım. Gıs ala zalik. Bunun diğerlerine kıyas et. Yensuru Allahu el müminine nasran. Allah müminlere muhakkak yardım eder. Nasara yensuru. Yensuru fiil. Allah burada ne olur? Lafzatullah Allah kelimesi. Fail olur. El müminine mef'ulü bih olur. Nasran mef'ulü mutlak olur. Hafiztu ben ezberledim. Hafiza fi tu fail. Neyi ezberledim? El Kur'an'ı. Kur'an'ı ezberledim. Hem de hifzan ezberlemekle. Yani iyi
ezberledim. İyice ezberledim. O biçim ezberledim. El Kur'an meful bi hifzan meful mutlak olur. Tu faildir, hafıza fiildir. İntesara, infaale, infaal babından mazi. Ordu kesin bir zafer kazandı. İntesara kazandı. Kim ne? El ceyşu, ordu faildir. Ne kazandı? İntisaran, zafer. Öyle zafer diyebilir misin? Diyemezsin. Ne demen lazım? Kesin bir zafer. Kesini nereden çıkarttın? Kesin manasında bir kelime var mı? Hayır. Bu kelime meful mutlak olduğundan kesin, iyi, o biçim, muhakkak, şüphesiz gibi bir kelime kullanmak gerekiyor. O yüzden kesin diye bir tercüme yazılmış, bu tercih edilmiştir. İntisar, intisaran. Mastar garimi mi? Görüyorsunuz. Harfler tutuyor arkadaşlar. Ve tabii ki harflerin tutması onun mastar olduğunu bulmanıza, mastar olduğunu bulmanız da onun mef'ulü mutlak olduğunu bulmanıza yardımcı oluyor. Bu yüzden onu anlattım. Görüldüğü üzere mef'ulü mutlakların her biri sonuncu harfinde fethalar mevcuttur. Yani bu kelimeler mensuptur. Elbette mensupluk sadece fetha ile olmamaktadır. Bakalım kitap anlatacak mı? Yani inanın ki ben ilk defa şu an bakıyorum. Hiç bakmadım ne anlatılıyor, ne var ne yok bakmadım. Yukarıdaki cümlelerde fiil ile aynı kökten gelen mensup mastarların hepsi de fiilin manasını pekiştirmek amacıyla gelmiştir. Zaten başlıkta o şekildeydi. Aynen. Doğru yani. Devam edelim. Sıra sizde demiş. Bir. Yani cevapları sizde zaten var. Bakalım yine de ne anlatılmış. Yukarıda verilen örnekler ışığında siz de aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerin mastarlarını tespit ederek pekiştirme için gelen meful mutlak ögesinin doğru şekillerini yazınız. Ne yapman lazım? Fiilin babını bilmen önemli eğer sülasi mücerret değilse. Sülasi mücerret ise bab önemli değil. Mastar garimimleri semaidir. Sözlüğe bakma zorunluluğu var. Elbette sıra sizde sorusu olduğundan sözlüğe bakmadan cevapları bulabilirsiniz. Ama diyelim ki sıra sizde sorusu değil bu. Genel bir soru. Birisi geldi sordu. Ne yapman lazım? Fiil sülasi mücerretse sözlüğe bakman lazım. Bir kaidesi yok ki mastara sabit olarak gelmez yani. 32 farklı şekil var. 32 farklı kalıpta mastar gayrimi gelebiliyor. Bunlara çukur mastarları deniyor. 32 derken 35 vezin yok mu var, 40 yok mu var. Yani bunun bir sınırı tespit edilmiş değil. Sadece 32 farklı şekilde gelenler var. Onlara çukur mastarları denilmekte. 32 farklı vezin diyorum. Şöyle bir örnek göstermiş olalım. Sülasi mücerret fiillerin en çok kullanılan mastar vezinleri sarf alimlerinden Sibeveyh'e göre şunlardır. Mesela gatele mazi, yektulu muzari, mastar garmimi gatlun, tesagadan fiskun, şegaleden şuğulun. Ne fark var? İlk harf fethalı, ilk harf esreli, ilk harf ötreli gelebilir. Başka? Rahmetun, dört harfli geldi. Nişdetun, ilk harf esri olmakla beraber dört harfli geldi. Şuduratun, ilk harf ötre olmakla beraber dört harfli geldi. Deva, zikra, büşra farkları görebiliyorsunuz. Hirmanun, vufranun. Devamı var yani bayağı var. Vezinler fazladır. Tüm vezinleri öğrenmek için sözlüğe bakmak lazım. Ama sülasi mücerret için öyle. Burada olduğu gibi haddame, faale, yufailu, tef'il vezninde gelir mastar yani açık. Kara eden Kur'an gelir. Hafera'dan ne gelir? İşte bu nedir? Sülasi mücerrettir. Sözlüğe bakmak lazım. Gara'dan da bakmak lazım da gara meşhur bir fiil. Bakmaya gerek yok yani. Fiilin anlamını pekiştirme amaçlı mastarlar ikil ya da çoğul olarak kullanılmazlar. Anlamı pekiştirmek için kullanılanlar sadece müfret olarak gelir zaten yukarıda demişti bunu. Mesela fiilin manasını pekiştirmek için va'edtuke vu'uden şeklinde bir cümle kullanılamaz. Böyle bir cümlede fiile aynı kökten olan mastar, olan çoğul mastar mef'ulü mutlak değil, mef'ulün bih olur. Cümle de sana vaatlerle bulundum manasına gelir. Sana vaatlerde bulundum. Va'edtu ben vaat ettim ke sana vu'uden bir sürü vaat.
Hani vuud cemi bir kelime, onu diyor. Va'dun değil de vuud olarak gelmiştir. Dolayısıyla yani cemidir. Cemi ise mef'ulü mutlak ve manayı tekitlemek olarak gelemez. Fiilin anlamını pekiştirme amaçlı mastarlar tesniye veya cemi olarak kullanılmaz. Sadece müfret olarak kullanılır ama unutmayalım. Pekiştirme amaçlı ise. Fiilin çeşidini bildirebilir bir mef'ulü mutlak. Bakalım. Fiilin yapılış şeklini bildiren mef'ulü mutlak ya isim ya da sıfat tamlaması olarak gelebilir. Türkçe'ye gibi şeklinde aynen tıpkı tam olarak lafızlarıyla tercüme edilebilir. İsim tamlaması zarabe hu zarbe zalimi, ona zalimce vurdu. Varabe vurdu. Hu ona öyle bir vuruş ki zarbe zalim. Zalimce bir vuruş. Ona zalimce vurdu. Şuradaki C'yi katmış oldu yani. Bir zalim gibi diyebilirdi. Gibi de kullanabilirdi. Tıpkı zalim gibi vurdu. Tam olarak bir zalim gibi vurdu. Aynen bir zalim gibi vurdu diyebilir. Gibi bayağı bir yaygın olarak kullanacağız anlaşılan. Ona alim gibi cevap verdi. Ecabe cevap verdi. Hu ona öyle bir cevap ki sorma yani. İcabeten alimi. Alim gibi. Tam olarak bir alimmişçesine ona cevap verdi. Burada ne olur? İsim tamlaması olarak geliyor. Yani bir isim muzaf, bir isim muzafı ileyh. Üçüncü örnek. Araba füze gibi fırladı. İndalagat fırladı. Es-seyyaratu araba. Otomobil. İndalagassaruhi. Bir füze gibi. Yukarıdaki üç örnekte mastar isim tamlamasının muzafı, peşinden gelen kelime de muzafın ileyh olarak gelmiştir. Burada meful mutlak olan öge mensup mastardır yine de. Sonuç olarak nedir yani? Mastardır. Burada varabe kelimesi, burada icabe, burada indelak kelimeleri mastar garimi midir? Zarabeden zarbun gelir, ecabeden icabetun gelir, indalagadan indelagan. İndalaga infal babı yani. Mastar garimleri bunlardır. Ve aynı zamanda mef'ulü mutlaktır. Ve aynı zamanda sonuncu harflerde fethayı görmektesiniz. Yani bunlar nedir? Mensupturlar. Lakin aynı zamanda bunlar muzaftır. Adlarından gelen kelimeler yani zalim, alim, saruf, muzafun ileyhtir. Ona dikkat çekmek istemişler. Sıfat anlaması olarak da gelebilir. Bakalım. Güzelce yürüdüm diyor. Sirtu seyran hasenen. Sirtu ben yürüdüm. Sara fiiltu fail olur. Seyran yürümekle yürüdüm. Öyle yürümek ki hasenen güzel. Güzelce yürüdüm. Yürüyüşün şeklini bildiriyor. Name uyudu el merizu hasta. Nevmen hadien. Hasta sakin bir uyku çekti. Uyku çekti veya uyku. Yani direkt uyudu da diyebiliriz. Uyku çekmek veya uyumak. Name uyku çekti veya uyudu. Size kalmış. Uyudu el merizu hasta. Nevmen hadien. Hadien sakin demek. Sakince uyudu. İ'teraza el müttehemu. Sanık karara şiddetle karşı çıktı. İ'teraza itiraz etti. Kim? El müttehemu. Sanık. Yani ithamlarda bulunan kişi. Kendisine itham edilen kişi. Sanık. El karara. Karara karşı çıktı. İ'tirazan şididen. Şiddetli bir şekilde. Karara karşı çıktı. İtiraz etti. Buradaki üç örnekte de mastarlar sıfat tanımlamasının bir ögesi olarak gelmiştir. Burada mensup mastar mef'ulü mutlak olurken peşinden gelen lafız da onun sıfatı olarak yer almıştır. Ne oldu? Yine mastar olarak geldiler. Seyran, Sara'dan seyran ne olur? Mef'ulü mastar garimi midir? Mef'ulü mutlaktır. Aynı zamanda mevsuftur. Yani sıfatlanmış demek. Mevsuf sıfatlanmış demektir. Mevsuftur hasenen onun sıfatıdır. Nevmen yukarıda geçmişti. Nameden nevmen mastar garimimi olarak gelir. Mastar garimimidir bu. Başka mef'ulü mutlaktır. Başka mensuptur. Başka mevsuftur.
Sol tarafı da nedir? Sıfatıdır. Mensup, mevsuf birkaç özellik var yani buralarda. İ'tirazen. İ'teraza iftaale. Yeftalu iftialen. Biraz fiil çekimi bab var biliyorsak işler kolay olabilir. Mastar gayrimi midir? İ'tiraban. Mastar gayrimi midir? Bir. İki. Mensuptur. Sonuncu harfte fethayı görmekteyiz. Başka? Mevsuftur. Burada da sıfatı vardır. Bunları anlatmış. Tamam. Sonuç olarak hala nedir? Mef'ulü mutlak hala mastar gayrimi midir? Bu muzafmış veya sıfatmış veya ilk anlatımda hiçbir şey değildi yanlış hatırlamıyorsam. Veya hiçbir şey değilmiş fark etmez. Burada hiçbir şey değil. Yani sadece ne? Mastar gayri mimi olarak duruyor. Muzaf değil, mevsuf değil. Burada muzaf, burada mevsuf. Dikkat! Sıfat tanımlaması şeklinde gelen mef'ulü mutlakta bazen isim zikredilmez. Sadece sıfatı kalır. Bu da olabilir. Bu durumda sıfat mef'ulü mutlak olur. Cera el kelbu seri'en. Köpek hızlı koştu. Aslında ne var burada? Bu cümlenin aslı şöyledir diyor. Cera el kerbu ceryen seri'en. Çünkü cera bir fiil. Fiilin mastar gayri mimine biz mef'ulü mutlak diyorduk. Oysa burada öyle ceradın mastar gayri mimi geçmemiş ki. Kelbu, köpek geçmiş. Bir de seri'en hızlı manasında bir kelime geçmiş. Cera koştu demek. Koşmakla alakalı başka bir kelime yok. Oysa burada var. Cera, ceryen. Ceryen normalde meful mutlaktır. Ama bazen silinir diyor. Silindi ise ne olur? Onun yani silindi ise kendisine artık meful mutlak demiyoruz. Ne diyoruz? Ardından gelen sıfata diyoruz. Seriyen kelimesi meful mutlak oluyor. Cümlenin aslı budur. Cera fiildir. El kelbu faildir. Ceryen meful mutlaktır. Seriyen sıfattır. Neyin sıfatı? Ceryenin. Çünkü ceryen aynı zamanda mensuptur. Başka mensuptur. Çünkü fethayı almıştır. Bunu silersen diyor. Sildin gitti. Geriye kalan sıfat yani aslında sıfat olan kelime artık meful mutlak olmuştur. Bu tür hazifler çok fazla var esasen de bu tür haziflerden hiç bahsetmiyordu kitap. İlk defa böyle bir ayrıntıya girdi. Yani müptedadan, haberden, bir sürü şeylerden bahsetti. Onlarda da hazifler vardı. Oralarda değinmemişti. Bu defa diğer ünitelere kıyasen biraz daha ayrıntıya inmiş oldu. Ekele eddifü kesiran. Sen böyle bir cümle görürsen ne yap? Hemen ekeleden bir mastar gayrimimi oluştur de ki asıl mef'ulü mutlak budur. Şurada olduğu gibi. Lakin mef'ulü mutlak silindi. Onun sıfatı olan kesir kaldı. Artık o kesire biz mef'ulü mutlak demekteyiz. Bunu bilmelisiniz. Ekele fiil, tıfıl, fail, eklen, mef'ulü mutlak, kesir, onun sıfatı. Demek ki eklen ne? Hem mef'ulü mutlaktır, hem mevsuftur yani sıfatlanmıştır. Başka? Mensuptur, sonuncu harfte fetha vardır. Yukarıda verilen örnekler ışığında siz de aşağıdaki cümlelerde işte şöyle şöyle yapın demiş. Sıra sizde. Sorusu bu. Yani cevabı kitapta var zaten. Ne yapacaksın? Gördüğün fiilin mastar gayrimimini bulman lazım. Nereden bulayım sözlükten? Bul ve de ki asıl mef'ulü mutlak budur. Lakin silindiği için ardından gelen sıfat mef'ulü mutlak sayılmaktadır. 3. Fiilin sayısını bildirmesi. 1. Tekit idi. Manayı kuvvetlendirmek. 2. Yapılış şekli. 3. Sayı bildirmesi. Mef'ulü mutlak 3 çeşit gelebilmekteydi. Fiilin kaç defa yapıldığını bildiren mef'ulü mutlak. Kaç defa yaptım? Mesela ders çalıştım. Kaç defa? 10 gibi. Fe'letun kalıbında gelen mastarı merradan elde edilir. Nasraten, nisraten. Emsile okuyanlar için söyleyelim. Nasraten, nisraten. Nasratenle alakalı bir şey bu. Mastar binayı merra. Bu kalıptan elde edilir. Türkçe'ye de kere, defa, kez, adet diye çevirebiliriz. Müfret, tekil, müsenna yani iki veya cimi yani çoğul olarak gelebilir. Eğer mastarın başında sayı varsa, o sayı muzaf olarak mef'ulü mutlak olurken, mastar da onun muzafın lehi olur. Tekrar edelim. Eğer mastarın başında bir sayı varsa,
O sayı muzaaf olarak mef'ulü mutlak sayılır artık. Sayı sayılır. Dikkat edin, mastar değil. Mastar da muzaafın ileyh olur doğal olarak. Bitti. Ayrıca merraten bir kere, bir defa, bir kez lafzı da mef'ulü mutlak olur. Bu kelimeyi görürsen bu kelimede direkt ne diyeceksin? Anında mef'ulü mutlak. Hangi çeşit sayı bildiren mef'ulü mutlak diyeceksiniz. Müfrede örnek. Secettu. Hani secdeden secettu, ben secde ettim, secdeten bir defa. Secdeten, nasraten, faaleten kalıbı. Bir kalıp bu, faaleten, işte secdeten gibi. Müsenna tesni olmasına örnek. Secettu, ben secde ettim, secdeteyni iki defa. Cemiye örnek, secettu selase secdatin. Üç kere secde ettim, üç defa secde ettim. Ne var? Buradaki mastarın başında ne var arkadaşlar? Sayı var. Öyleyse ne yapacaksın? Sayının kendisi nedir? Mef'ulü mutlaktır. Ardından gelen mastar değil. Mastar nedir burada? Muzaf. Bitti. Secettu, ben secde ettim. Secedatin. Böylece de olabilir. Yani defalarca çok fazla secde yap. Orada 3 kullanmış. Selase yerine 5 de kullanılır. 2 de kullanılır. Kendi bileceği bir şey yaptı. Aynı şekilde merraten kelimesini şimdi mef'ul mutlak olarak göreceğiz. Nerede görürseniz direkt mef'ul mutlak dersiniz. Kara e fi'il tu fail, ben okudum. Neyi? Surat el Bakarati, Bakara suresini okudum. Sura mef'ul bih olur burada. Peki kaç defa okudun? Merraten, bir defa okudum. Bir kere okudum. Mef'ul mutlaktır merraten. Kara'tu surat el Bakarati iddete merratin. Birkaç defa okudum. İddete merrat. Birkaç defa. Karatu suratel bakarati miraren. Defalarca. Çok fazla. Cemim keser kalıbı. Pek çok kere okudum. Yani merra kelimesinin cemisi mirar olarak gelmekte. Defalarca okudum. Demek ki mirar kelimesini görürseniz ne yapacaksınız? Direkt mef'ulu mutlak diyeceksiniz arkadaşlar. Burası anlaşıldı sanırım. Şunu unutmuyoruz. Fiilin sayısını bildiriyorsa müsret kesni cemi olarak gelebilir ve daima faaletun kalıbında gelir. Veya merrateni görürsün. Veya onda bir sayı vardır. İşte selase secedatin gibi. Bu şekilde. Bunun dışındakiler sadece müsret yani tekil olarak gelebilmekteydi. Yukarıda verilen örnekler ışığında siz de aşağıdaki cümlelerde geçen el meful mutlak öğelerini ikil ve çoğu şekillerini yazınız. Elinizde mevcut zaten. Ekleten, fa'leten kalıbı, öyle değil mi? Ekleten, fa'leten, şerbeten, tab'aten bu şekilde. Dikkat! Meful mutlak fiil ile eş anlamlı mastarlarda olabilir. İşte şimdi önemli bir nokta anlattı. Şimdiye dek hep ne görmüştük? Güzel bir nokta, buna temas etmesi iyi. Zaten temas etmese ben anlatacaktım. Anlatılması gerekiyor. Yukarıda şöyle geçmişti. Dersin başını hatırlayalım. Çoğunlukla %90-95 oranında dedik. Mastar gayrimimi dedik. Değil mi? Mastar gayrimimini işledik. Mef'ul mutlak fiille aynı kökten gelir dedik. Hatta hatırlayın aynı harfleri saydım. İşte bir harf, ikinci harf, üçüncü harf fiilde. Geçtim mef'ul mutlak. Bakın aynı harfler burada da var demiştim. Bu şekilde onun mastar olduğunu, dolayısıyla mef'ul mutlak olduğunu anlayabilirsiniz diyordum. Evet. Ama her zaman öyle olmazdı. Çoğunlukla diyordu. İşte bazen ne olur mef'ul mutlak? Fiille eş anlamlı mastar da olabilir. Fiille aynı kökten, aynı harflerden oluşmamış. Ama manası aynı. Ama harfler farklı farklı. Örnek. Ka'attu, ga'a'deden, ga'attu ne olur? Oturdum demektir. Peki culus, o da celese. Celese de oturdu demek, ga'ade de oturdu demek. Bunların mazisinden şu an bahsediyorum. Aynı manada fiiller. Ga'ade, oturdu, mazi fiil. Celese, oturdu, mazi fiil. Ka'attu gu'uden demek vardır. Bu durumda ka'attu gu'uden dersen ne olur? Fiilin kökünden bir mastar getirmiş olur. Ga'attu gu'uden. Ama ne yapmışlar? Ga'attu cülüsen yapmışlar. Fiili başka bir harflerden oluşan kelime. Görüyorsun. Kaf, ayn, dal var.
Ama mastarını yani meful'ü mutlağını cim, lam, sin farklı bir kelimeden türetmişler. Böyle de olabiliyor mu? Olabiliyor ama mana aynı sonuçta. İyi oturdum, iyice oturdum yani. Meşeytü seyran. Sara yürüdü demek. Meşa o da yürüdü demek. Eş anlamlı iki tane kelimemiz var. Meşeytü fiilinden sonra yine meşa kökünden bir mastar getirebilirlerdi. Ama getirmemişler. Hocam niye getirilmiyor? Özgürlük var. İsteseydileri getirirlerdi. Veya Sara seyran diyebilirdi. Sara'yı kullanırdı fiil olarak. Seyran'da mastar yine aynı kökten yapabilirdi. Yapmamış. Yani anlaşıldı mı? Bakın buradaki gaade 3 harf. Burada tutmuyor. Tutmak zorunluluğu yok ama mana aynı. Demek iki şekilde olabilir meful mutlak. Bir, ya fiille aynı harflerden oluşur meful mutlak. İki, ya da fiille eş anlamlı bir mastardan oluşur. İşte gaide oturdu bir fiildir bu. Culus oturdu. Bu da mastar gayrimimidir. Caraytu rakzen. Cara koşmak, rakeza koşmaktır. Hatta tilki masalında rakeze fiili geçmiştir. Caraytu ben koştum rakzen o biçim diyebiliriz yani. Bu örneklerden birincisinde culus mastarı gaede ile eş anlamlı olan celese fiilinden. İkincisi ise seyr mastarı nerede? Şurada. Meşa fiilinin eş anlamlısı sara fiilinden. Üçüncüsünde ise rakaza mastarı raks mastarı Cera ile eş anlamlı olan rakaza fiilinden doğmuştur, türemiştir, gelmiştir dedik. Yine meful-i mutlak fiille aynı kökten olan değişik fiillerin mastarlarıyla da gelebilir. Fiille aynı kökten olan değişik fiiller. Onu pek güzel bir şekilde yetiştirdi Ali İmran suresi. Ve enbeteha nebaten hasenen. Ve enbeteha nebaten hasenen. Ne demek istedi ki burada? Fiille aynı kökten olan tamam ama değişik fiiller. Hem değişik hem aynı kök. Ne demek istiyorsun? Baf farklılığı olabilir. Enbeteha nebaten. Enbeteha nbt kökünü görmektesiniz. Nbt kökünü yine görmektesiniz. A'taytu da ayn ve tı var. Bunu görmektesiniz. Ayn ve tı var. Yine görüyorsunuz. Saferne da sin var, fe var, ra var. Sin var, fe var, ra var. Bu durumda meful mutlak belli oluyor. Setaran, ataen, nebaten kelimeleri. Belli bu. Bunun yanında küllün ve ba'zun ve benzeri bazı lafızlar da mastarın başına gelerek meful mutlak olabilir. Ona tam saygı duyarım. Ehterimu ben hürmet ediyorum, saygı duyuyorum hu ona hem de küllel ihtirami tam olarak. Külle kelimesi burada ne olmuştur? Mastarın başında geldiğinden meful-i mutlak ne? Kül kelimesi. Aynısı bazda da var. Bazı meful-i mutlak. Niye? Mastarın başında geldi. Mastar olduğunu nereden anlıyorsun sen? Nef'i kelimesinin diye belki düşünen vardır hala. Fiile bak. Nun var, fe var, ayn var. Buna bak. Nun var, fe var, ayn var. Aynı kökten. Aynı kökten geldiğinden mastar olduğunu anlıyorum. Tabi isim yani. İsim olması da gerekiyor. Elif lam var kendilerinde. İsim olduğunun alameti. Sonuncu harf esra var. Bu da isim olduğunun diğer bir alameti. Tabi manası da var. Yani say say git. Ayrıca yaygın bir şekilde fiilsiz kullanılıp meful-i mutlak olarak kabul edilen mensup mastarlar da var. Bunların başlıcaları şunlardır. Şükran. Teşekkür ederim. Önemli biri elbette. Şükran, teşekkür ederim. Şükran bir mastardır. Teşekkür etmek olayı nereden çıktı? Fiilsiz kullandı. Fiili mahzuf. Teşekkür ederim. Affen bir şey değil. Affedersiniz. Eczan. Yine aynı şekilde. Merhaben. Hakkan. Hakikaten. Serratni ru'yetuke hakkan. Seni görmek beni gerçekten de sevindirdi. Bu cümlede hakkan lafzı meful mutlaktır. Tabii tek o değil. Yani buradakinden bahsediyorum meful mutlaktır. Diğerleri de nerede kullanılırsa kullansın.
Çoğu defa mefulü mutlak olarak kullanılırlar. O kadar okuduk ki sanki dersin hepsini anladık. Hadi bakalım. Alıştırmalar. Okuma parçasında geçen mefulü mutlakları ve türünü aşağıdaki boşluklara yazdınız. Şimdi bir daha metni okumak var. Açıkçası kim çıkıp metni okur diye bir düşünce geldi aklıma. O yüzden devam ediyorum. Şurada kelimeler olsa seçilseydi daha iyiydi. Aşağıdaki cümlelerde pekiştirme için gelen mef'ul-i mutlakları altını çizerek ifade edin. İctehede et-talibu içtihaden azimen. Burada ne var? İctihad kelimesi mef'ul-i mutlaktır. Anlamı pekiştirmek için gelmiştir. Nereden anladın? İctehede içtihaden harflerin aynı olduğunu görüyorsunuz. Mastar burası. Mastar gayrimimi. İctehede çalıştı et talibi öğrenci, içtihaden çalışmak, yani iyi çalıştı, azimen, çok gayretli, büyük çalışmalar sarf etti. Çalışmasını pekiştiriyor. Ekele yedi, el amilü işçi ekleten, yemekle yedi. Yani iyi yedi. Nezele yağdı, el mataru yağmur, hadel mesae bu akşam nüzulen yağmakla. İyice yağdı yani. Bardaktan boşanırcasına. Hazine hüzünlendi, üzüldü er raculu adam. Ala hazel haberi bu haber üzerine hem de hüznen şediden çok şiddetli üzüldü. Hangisi mefru mutlak? Hüznen. Burada ne var? Nezeleden nüzul gelmekte. Ekeleten, ekleten. Yani kolay bir gidişat var şu an için. 5. Safara seferan. Açık. Celese. Culus. İsta'adde yok, yanlış okudum. İsti'daden. Az da okuyamadım. Tusebbihu el melaike lillahi tesbihan. Bunları rahat rahat görebildiğinizi düşünüyorum açıkçası. Eda'a er raculu el habara iza'aten. İnteşara el marazu fil medineti intişaran vasi'an. İnteşara yayıldı el marazu hastalık. Fil-medineti şehirde hem de intişaran vasi'an. Çok genişçe yayıldı. O biçim yayıldı. İntişar mefru mutlak olur. Aşağıdaki cümlelerde fiilin meydana geliş şeklini gösteren mefru mutlakları tespit edip isim mi yoksa sıfat tamlaması mı olduğunu karşılarına yazınız. Sıfat tamlaması var mı yok mu? Yani çok kolay bir soru yine. Sabera yasbiru. Yasbiru sabreder. El müslimu. Müslüman kişi. Alel mesaibi. Mesaip musibetlere karşı diyelim. Sabran cemilen. İyi derecede sabreder. Güzelce sabreder. Neyse o mef'ul-i mutlak işte. Sabran mef'ul-i mutlaktır. Sıfat anlaması var mı? Var. Ardından kelime geldiğine göre ve aynı hareketi aldığına göre sıfat tamlamasıdır. Bu size bir ne olsun arkadaşlar? Tüyo mu? Artık ipucu diyelim. Sabran, cemilen. Sabran, görüldüğü üzere fiilde ne var? Sat var, bağ var, ra var. Burada sat var, bağ var, ra var. Demek ki aranan kelime bu. Öyleyse nedir? Mef'ul-i mutlaktır. Ayrıca ardından aynı harekeyle sabran fethayla bitmiş. Ardından gelen kelime de aynı harekeyle biterse bu durumda burada ne var? Sıfat tamlaması var deyin direkt. Yani sıfat ve sıfat arasında bir sürü özellik aranır da bilenler zaten biliyor. Bilmeyenler için de böyle çok kolay, %100 tutmaz ama kolay bir yöntem söylemiş oluyor. Aşe ya'işu. Ya'işu yaşar ennas insanlar yaşıyor. Fiha değil kadeti bu köyde. İşetel evniyai. Zenginler gibi yaşıyor. Zengin yaşayış şekli. Burada bir şekil var, evet. Burada ya'işu fiilinden i'şe aynı kök. Açık harfler tutmakta. Dolayısıyla ne olur? Mef'ul-i mutlak olur. İ'şe te fetha vardı. Ardından gelen kelimede fetha yok. Öyleyse burada bir sıfat anlaması yok yani. Tamam. Ne var? İ'şe muzaftır. Evniyâ-i muzafın ileyhtir. Ardından gelen kelime esreyle bittiği için muzafın ileyh oluyor. Her zaman muzafun ileyhler esterle biter demek istemiyorum. Mecrur olduğu için diyeyim en iyisi. Yanlış anlaşılma olmasın. Ayşe kelimesi burada ne? Mefru mutlak. Dakkati sa'a
Dakikateyn. Şunu söyleyeyim. İHL Arapça videoları da çekmekteyiz. Bu konuyu daha yeni işledim orada da. Örnekler bile oldukça benziyor. Özellikle dakikati sa'ah dakikateyn. Bu cümle birebir orada da geçiyor. Buradaki konu birebir İmam Hatip Lisesi'nde işlendi. Ve inanın ki buradaki konu anlatımı daha hoştu. Orada daha hoş değildi. Bu kitap daha iyi anlatmış. Orada daha özet geçilmesi normal gerçi. Ama bunun anlatımı daha hoşuma gitti. Dakkati saat dakkateyni. Şimdi burada ne var? Meful mutlak nerede? Burada. Giriş şekli bu gösteriyor. Yani dakikalar nasıl geçtiğini, saati. Onu anlatmakta. Peki yani fazla konuşmayalım üzerine. Sıfat anlaması var mı? Nasıl olabilir ki? Ardından bir kelime yok ki sıfat anlaması olsun. Burada sıfat anlaması mı olduğunu yazın demiş. Değil yani. Ne var? İsim. عبر الشاب عن رأيه تعبيرا صادقا عبر عين بارا تعبيرا عين بارا Hocam burada ayından başka bir de T var. Olabilir. En az 3 harf tutsun da tutmayan harfler olmazsa sorun değil. Peki kelime neyle bitti? Fetha ile bitti. Ardından gelen kelime de fetha ile bitti mi? Evet. Öyleyse sıfat anlaması var. Yazabilirsin. Abbera fa'ale yufa'ilu tef'il babından bir mazi. Tabir de tef'il babından. Mastar gayrimimi olur. Feriha sevindi kim? El validani. Valideler sevindi. Niye? Li necahi evladihima. Çocukları başardığı için, kazandığı için. Peki nasıl sevindiler? Ferahen şediden. O biçim. Şimdi ferahen kelimesi ferihadan türediğini anlayabiliyorsunuz. Ferahen mastar gayrimimi. Nereden anlıyoruz? Fe, ra, ha, 3 harf. Fe, ra, ha, 3 harf. Tuttum, evet. Öyleyse bu nedir? Mastar gayrimimidir. Hem de aynı kökten. Yani eş anlamlı müteradif değil. Bizzat aynı kökten bir mastardır. Sonuncu harfinde fetha vardır. Ardından gelen kelimenin de sonuncu harfinde fetha vardır. Eşittir. Burası ne? Sıfat anlaması. Rakaptuhu murakabeten. Açıkçası zor okudum. Az daha göremedim. Rakabe fiil tu fail olur. Şimdi murakaba mef'ulü mutlak da ne diyelim sıfat anlaması olabilir mi? Olamaz ki. Sıfat anlaması için en az iki kelime ihtiyaç var. Yani mef'ulü mutlaktan sonra bir kelime gelmesi gerekiyor. Bu kelime mef'ulü mutlak ardından bir kelime gelmiş mi? Hayır. Öyleyse sıfat anlaması yok burada. Ehrace eşşurtiyyü ennâse minel imârat ihracen. Ehrace ihracen. Tuttuğunu görüyorsunuz. Ef'ale if'al. İfal babından mazi, ifal babından mastar gayrimiydi. Sıfat anlaması olabilir mi? Nasıl olsun? Ardından bir kelime gelmedi ki sıfat mevsuf diyebileyim. Ehterimu, ben hürmet ederim. Esati, zeti, sanırım öyle yazmışlar, evet. Öğretmenlerime hürmet ediyorum. İhtiramen azimen. Ehterimu ihterame. Yani iftaale, iftaal babından mazi. İhtiram ifal babından mastar gayrimi olur. Bu nedir? Mef'ulü mutlaktır. Mensuptur görüyorsunuz. Peki aynı harekeye ardından gelen kelime de sahip mi? Evet. Öyleyse burada sıfat anlaması vardır. Yani ne demek bu? İhtiramen evvela mensuptur. Sonuncu harfinde fetha var. Başka mef'ulü mutlaktır. Başka mastardır. Başka mensuftur. Mensuf ne demek? Kendisine ait bir sıfatı var demek. İşte o da bu. Hakemel kazi. Hakeme hükmetten. Kazi, kadı, hakim yani hükmetten. Alel mücrimi, günahkar üzerine, suçlu üzerine. Hükmen adilen, adil bir hüküm verdi. Mastar gayri mimi nerede? Burada. Yani meful mutlak. Ardından gelen kelime aynı hareket sahip mi? Evet, öyleyse sıfat anlaması var. İhtelefe el-lususu fil malil mesruki ihtilafen kebiran. Bunu siz bir düşünün. Burada ne var? Durdurun videoyu. Evet, şu an videoyu tekrar başlattınız. Durdurmamışsınız. Her neyse. İhtelefe de ihtilaf yani tutan harfler var mı? Var. Öyleyse ihtilaf nedir? Aranan kelime. Ne arıyordun ki sen? Evvela mastar gayrimimi arayayım demiştim. Tuttu mu? Tuttu. Bu mastar gayrimimi aynı zamanda meful mutlak mı? Evet. Sonuncu harfin harekesi kendisinden sonra gelen kelimenin sonuncu harfindeki harekeyle aynı mı? Evet. Öyleyse sıfat mevsup var.
Aşağıdaki cümlelerde geçen meful'ü mutlaklardan fiilin sayısını belirtmek için gelenleri tespit edin. Nasıl oluyor da hemen PDF'den elinizde kitap vardır belki. Kitaptan bakın. Sayı bildirirken hangi kalıp vardı? Fe'leten, nesveten, ketveten onu kullanırdık. Başka merraten gelebilirdi. Başka direkt sayı gelebilirdi işte. Selase, merrat gibi. Ve unutmuyoruz bu kelimeler müfret, tesni, cimi olabilirlerdi. Yani siz de müfret, tesni, cimi nedir yazın demiş. Belli. Rekaatin cimidir. Yazdım cimi gitti. Burada hangisi meful mutlak? Artık erba'a. Unutmayın ki sayı varsa sayının kendisi meful mutlak oluyor ama o aynı zamanda fiilin sayısını ifade ediyor. Erba'a zaten sayı yani. Bırak da sayı ifade etsin. Rekaatu ben rükû yaptım. Erba'a rekaatin. Dört kere. Dört rükû yaptım. Erba'a ne olur burada? Meful mutlak olur. Ayrıntısına inersen bu meful mutlak aynı zamanda muzaf görevi gibi görmekte. Yani rekaatin görüyorsunuz. Sonuncu harfi esreli. Mecrur yani rekaat. Gatele el cundiyyu fil harbi kıtalen. Şimdi bu ikide şöyle bir durum var. Burada tam olarak ne soruldu? Meful mutlaklardan sayısını belirtmek için gelenleri tespit edin. Çünkü burada öyle bir şey yok. Katel el cündiyyu ordu savaştı fil harbi savaşta gıtalen savaşmakta. Yani o biçim savaştı. Burada adet yok. İnteşara el haberu intişaran seri'an. İnteşara yayıldı el haberu haber intişaran yayılmakla hem de seri'an hızlıca. Burada ama bir şekil var. Burada bir sayı adet söz konusu değil. İntişaran ne olur? Meful mutlak olur. Seri'an onun sıfatıdır. Yani intişaran, seriyen buradan ama sıfat anlaması var. Meful mutlakla aynı harekeyi aldığı için ardından gelen kelime sıfat anlaması olur. Bir üstteki sorunun cevaplarından birisi esasen. İnteşara fiil, el haberu fail, intişara meful mutlak, seriyen sıfat olur. Unutmayalım ki adet bildirmek için geliyorsa faaleten veya merraten veya bir sayı veya bazı kül gibi kelimeler gerekirdi. Öyle direkt mastar gayrimi vezdinde gelemezdi kelimeler. Bunlar olmaz. Zahike ed-diflu kesiran. Ne yapacaksın? Zahike'den bu kökten bir tane mastar gayrimi bulup asıl meful mutlak budur. Kesiran da onun sıfatıdır. Lakin bunun mastarı silindiği için kesiran sıfatı an itibariyle meful mutlaktır demen gerekir. Peki zahike'nin mastar gayrimi nedir? Ben de bilmiyorum. Lakin bu bir problem mi? Değil ki. Vahike ise hemen onu bulalım. Dat açılacak şimdi. Bakacağız. Ardından ne lazım? Ha lazım. Şuradan başlayayım mesela. Neredeyiz? Vahike bulduk. Ne olur mesela? Zahiken olabilir veya direkt vahken de olabilir. Diyelim ki vahken. Ben bunu kullanmayı tercih ettim. Herhangi birisi olabilir. Serbest. Vahken. Cümle tam olarak şöyledir. Vahike ed-diflu vahken kesiran. A ne oldu? Vahken mef'ulü mutlak silindi. Bazen silinir demişti. Silindi. Kesiran sıfatı an itibariyle mef'ulü mutlaktır. Mana zahike güldü ed-diflu çocuk kesiran. Çok güldü. Çok nedir? Adet bildirir mi? Evet. Öyleyse adet bildiren bir meful mutlaktır. Müfrettir ama kesiren kesince değil. Nazara es-saihu ilel cibalil aliyeti nazraten. Nazraten, nesraten gibi öyle değil mi? Bir defa yani baktı. Nazara baktı es-saihu turist demekti yanlış hatırlamıyorsam. İlel cibalil aliyeti yüksek dağlara baktı turist. Kaç defa? Nazraten bir defa bir bakışta baktı. Müfrettir. Hacce Mahmud, Mahmud hacca gitti, hac etti. İlel beytil harami, beytil haramı hac etti. Hacceteyni iki defa tesnidir. Tesni olduğunu nereden anladığımızı biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Esrelin nunla biten kelime tesniyedir. Sağında da ye var. Onun yine tesni olduğunu, ikili olduğunu gösteren bir alamet. Tabi vav da olabilirdi yani. İlla ya olacak diye bir şey yok. Ama meful mutlak olduğu sürece ya olur. Nas alameti yadır. Ekele el merizu ekleten. Bu cümle zaten geçmişti. Niye bir daha verdin ki?
Ekeleydi el-Mirizu hasta ekleten bir defa. İ'taraf itiraf etti el-Mucrimu mücrim kişi yani suçlu kişi bir cürmihi suçunu itiraf etmekle. Bu sayı bildiriyor mu? Yo ne ilgisi var? Faaliyeten kalıbında değil ki mesela ekleten faaliyeten kalıbındaydı. İ'tirafen masdar gayrimi midir? Masdar bina merra değildir. İ'tirafe ya'terifu i'tirafen. İftale yefta'ilu iştialen. İftal babından masdar gayrimi midir bu kelime? Dolayısıyla o biçim itiraf etti diyebilirim ben. Secde el müslimu el cedidu. Secdeteyni iki defa secde etmiş. Adet bildiriyor. Tesniyedir bu da. Hafe'r-raculu hafe'l-cebani. Cebani hiç benziyor mu diğer şeylere? Benzemiyor. Demek ki bu nedir? Zaten burada yine adet bildiren bir mef'ul-i mutlak söz konusu değil. Hafe'l-hafe'l-hafun. Normal mastar gayrimidir. Dolayısıyla mef'ul-i mutlaktır da yani adet bildirmiyor. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere parantez içinde uygun olan mef'ul-i mutlağı seçip yerleştirin denilmiş. Esasen cümle okumasak da belliydi zaten parantez arasındaki kelimelerden birini seçileceği. Kesaradan ne yaparsın? Kesran dersin. Kasir diyemez misin? Bu ismi faildir. Meksur ismi mef'uldür. Kesran mastar gayrimi'dir. Kasiran hani ne gibi? Katip, nasır. Öyle değil mi? Meksur, mektup gibi. Yani isim meful kalıbı. Kesara kırdı el-velidü çocuk. Neyi kırdı? Ez-zücace. Camı kırdı hem de kesren kırmakla. Kesren, evet, camı kırmakla kırdı. Yani iyice kırdı, dağıttı ortalığı. Ekele yedi el-câi'u aç kişi ekleten. Belliydi zaten. Nasraten, faaleten kalıbı. Nedir bu? Adet bildirir. İctehere ebbalibu fi durusihi içtihaden. Diğerleri değil. İçtihat olur. İyice çalıştı. Tekit. Yüfekkiru fikir üretiyor. Düşünüyor. Ahmet. Fekkara yüfekkiru tefkir gelir. Tefkiru olur mu? Olmaz. Tefkira olur mu? Olur. Tefkiri olur mu? İlgisi yok. Tefkira olur. Niye tefkira fethalı seçtin? Ya mef'ul-i mutlak üçe ayrılırdı. Mastardı deyip durduk. Mef'ul-i mutlaklar mensuptur. Özellikle bunu unutmamak gerekiyor. İlk öğrenmemiz gereken şey bu. Ra fethala kendisini. Yani tefkir mensuptur. Dolayısıyla bu olur. Tefkiral ulemai, alimlerin düşüncelerini, fikirlerini fikrediyor, kavramaya çalışıyor. Rakaat el-Müslimetu, ne yapabilirsin? Selase rakaatin dersin. Vahid veya isnan olmaz burada. Yani budur. Kaç adet verilir? Garrade el-Usfur. Garrede öttü demek ki cıvıldadı manasında sanırım. Usfur da artık kuşlar diyelim. Asafir kuş da sanırım. Usfur kuş öttü, cıvıldadı. Tağriden gelir mastar garimi pekiştirmek için. Ecabe eddalibu ecabe yücibu icabe gelir. Yani mastar gariminin nasıl geldiğini bilmenizle de alakalı bunlar. Dolayısıyla babları, fiil çekimlerini biraz bilmeniz önemli. İcabe kelimesi doğru seçenektir. İcabeten, haseneten, tekit veya şey de olabilir. Şekil de olabilir. Güzel bir şekilde cevap verdi öğretmen. Zehafe eddiflu izhaf olur mu? İlgisi yok. Zehfen veya zehfeten olabilir. Zehfeten olursa nesraten şeklinde olmuş olur. Dikkat edin. Bir defa olmuş olur yani ki bu da doğru bir seçenek değil. Zaten olacaktır. Etkane el muvazzafu vazifetehu etkane yutkunu itkanun ef'ale yuf'alu if'alun itkanun itkanen olacak tabi. Mef'ul mutlak olduğu için. Doğru seçenek bu yani. Etkane itkan. Hatta el itkan diye bir kitap var öyle değil mi? Suyut'un.
Nezzafet el mer'etu el beyte nezzafe yunezzifu tenzif gelir. Ama fetha olanı seçeceksin. Niye? Meful'ü mutlak arıyorsun sen. Mensuptur tenzifen. Doğru seçenektir. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları parantez içinde istenen el mef'ulü mutlak türüne göre fiilin uygun mastarlarını getirerek doldurunuz. Sebahtu ceyyideten linnev'i, nevi için getir bakalım diyor. Ya nevi neydi? Çeşit nasıl yapıyor? Bul bakalım. Bu soru size arkadaşlar, bana değil. Sebahtu fiilinin, tabi sebahtu fiil derken sebaha orada fiil, to fail. Sebahanın mastarı gayri mimini bulmak gerekiyor. Onun dışında bir şey yapamayız, ilerleyemeyiz. Önce o lazım. Şuradan dalmış olalım. Sebaha, sebhan gelir diyor. Sebhan diye gelir. Sebahtu, ben yüzdüm. Sebaha fiil, to fail. Ben yüzdüm. Hem de sebhan ceyyideten. Sebhan ceyyideten şeklinde yüzdüm. Nevi, evet. İrtefa'et eddairatu, daira yükseldi. Tekil için getir bakalım. İrtefa'a, yertefa'a, irtifa'an gelir. Zaten belli bu. Bakmama gerek yok sözde. Niye? Bu kelime, bu fiil sülasi mücerret değil. Sülasi mücerret olsa mecburduk bakmaya. Qara'tu, qara fi tu fa'il. Ben okudum neyi? Es-surate. Bir sure okudum diyebiliriz yani, surate Yasin gibi. Nevi yine çeşit istenmiş bizden. Bilmediğimizi farz ederek gara-e, bu fiilin mastar gayri mimini arıyoruz beraberce. Gara-e, yani nerede acaba? Şuradan girelim. Garra var, garara. Bakalım neredeymiş? Karar. İkrar. Geçtik mi acaba demeye başladım. Kara'e bulduk. Evet. Kıraat. Kıraat'i seçelim. Kara'e yekra'u kıraat. Okumak. Kur'an-ı Kerim okumak. Kıraat etmek. Mütalaa etmek. Gibi manalara geliyormuş. Kıraat sonuçta. Kıraaten sahihaten deriz. Kıraaten sahihaten. Qara'tu, ben okudum es-surate, sureyi işte mesela es-surate el-Bakara dediniz. Bakara suresini qira'atan sahihatan, düzgün bir okuyuşla okudum. Okuma şekli. Düzgün okumuş. Düzgün okumak zordur. Yapabildiyse bravo. Raka'a el-veledü, nevi için bir şey getir. Ne yapacaksın? Raka'nın mastar gayri mimini bulacaksın. Bulalım. Hemen ra-ka-a'ya gidelim. Evvela ne yaparsın sözlükte? Ra'ya geçersin. Daha sonra ke. Sonra ayın. Rakebe. Tamam, buradan rakebe demiş ama burada rakeke demiş. Biz ne arıyorduk? Ra-ke-a. Rake-e'ymiş orası. Ra-ke-a. Ben göremedim. Belki siz gördünüz ama oradan bir yerde söyleyemiyorsunuz. Böyle bir durum da var. Rakeze, rakede. Belki de yoktur. O da olabilir. Yeni bir seçenek. Burada raka'a. Yarka'u, ruku'a gelmek. Eğilmek, rükû etmek, diz çökmek gibi manalara gelmek. Sonuçta ruku'a lazım bize. Mastar garibini parantez arasında verilir. Raka'a, rükû etti. Elbirli çocuk. Rükû'an. Rükû'an diyorum ama rükû'an olmayacak. Rükû'al abidine. Abidlerin rükûsu gibi. Rükû etti. Rükû'al abidine. Muzaf olarak geçti. Burada kadı sıfat olarak geçti. Zarabe, vurdu hu ona adet demiş. Zarbeteyni iki defa. Selase zarabat, zarbat denilebilirdi. Diğerleri de aynı şekilde. Ne yapmanız lazım? Namet. Name kelimesi nevmun diye gelmekte zaten. Nelmen amigan. Nevi için. Escüdü secededen ne gelir artık? Sözlükten siz bakacaksınız. Seduru, dara, yeduru olsa gerek. Dara, mastar gayrimimi ne gelirse onu yazmalısınız.
Tabii mastar gayrı mühim dedim ama burada adet için demiş. Yani mastar binayı merra kalıbına getirmek lazım çivriyi. Nezzaf'eden tenzih diye geleceği açıktır. Semi'na kelamel etfal. Artık semi'dan mastar gayrimimi her ne geliyorsa onu buraya yazarsınız. Sözlükten bakmak uygun. Boşlukları mefhur mutlak ögesine uygun bir fiille doldurunuz. Burada tam zıttı. Yani şurada ne yaptılar? Fiili verdim, mastarını bul dediler. Şimdi de mastarı verdim, fiili sen bul diyor. Zuhur ne var burada? Zı var, he var, ra var. Muhtemelen zaheradır. Bakalım bunu teyit edelim. Doğru mu düşündüm? Yanlış da olabilir. Bir iki örnek de bununla ilgili yapayım. Yol göstermiş olayım yani. Tamamını ben yaparsam çok zamanım gider. Şuradan başlamış olalım. Zahara zuhur. Zahrun zuhurun. Zahara zuhur. Gördünüz. Zahara yezheru. Zuhur mastar gayrimimidir. Tahmin doğru. Ellebene şurben şeribeden gelmekte. Açık. İbtiaden. İbtaide. Ebtaidu ibtia. İbtaade. İftaale. İftar babından mazi bir fiil yazılıyor buraya. Merra sahabi. Merra diye gelir. Merra yazacaksın. Sadece bu. Merra kelimesi fiildir. Burada mastar olarak yazılmış. Amilul biriri babe dargan. Dargan artık daraga olarak gelebilir veya dariga babına bağlı. Tıra, kaf bunlar arda arda sözlükten bulunuz. Murihan, meraha veya meriha babı da önemli elbette. Hareket değişir. Mim, raha bu şekilde sözlükten arayın. Seriyen, sin harfi, ra harfi, ayn harfi arda arda sözlükten bulun. Seyr, sara açıktı zaten. Burada kesir kalmış ama kesir kelimesi değil. İhsanen kesiran. İhsan, ehsene. Hasune, ehsene. İfal babına aktarıp yazın. Ehsene diye. Süleymanu ilallahi tezarruan sadigan tevarra'a diye yazabilirsiniz. Aşağıdaki soruları meful mutlak içeren cümlelerle cevaplandırınız. Şu an anlamaya çalışıyorum. Sorular var demek ki. Ha, naam şöyle şöyle, naam böyle böyle. El misal. Hel ekramte. Sen ikramda bulundun mu? Ez-züyufe misafire. Naam evet. Ekramtu. Ben ikram ettim. Hum onlara yani misafirlere. Hem de ikramen hasenen. Güzelce ikram ettim. Öyle böyle değil. Hel tabe el müznibu. Hel mi manasında soru edatımız. Tabe tevbe etti mi? Kim el müznibu günahkar? Naam evet. Tabe tevbe etti el müznibu günahkar. Ama bu yeterli mi? Değil. Bizden ne istediler? Meful mutlak istediler. Tabe el-müznibu. Tevben. Yazabilir miyim? Yazabilirim. Tabii ki mastarı tevben geliyorsa. Ne yapmak lazım? Sözlükten mastarını görmek lazım. Yani her birini kendimiz uydurmamızı istemişler. Şık yok yani. Böyle bir sorun çıkmayacağı açık. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde meful mutlak yerine sıfatı kullanılmıştır. Gerçek mef'ul mutlak silinmiş. Gerçek mef'ul mutlağın sıfatı mef'ulün yokluğunda mef'ullük taslamış. Bu nereye var? Nasıl anlayacaksın? Bakalım. İzdadet, izdiyaden. Tutuyor mu harfler? Tutuyor. Demek ki mef'ul mutlağın kendisi burada var zaten. Heceme, hucum. Harfler tuttu. Mef'ul mutlak var. El hurubu ben tam göremiyorum belki siz görürsünüz. Tedemmiru diyeyim ben. Tüdemmir olsa daha mantıklıydı. El bilade tedmiran. Sonuçta bu fiil, bu onun mastarı. Ne oldu? Mastar garimi var ya. Aynı harflerden oluştuğuna göre var. El dalibu ellezi yedhebu ile kulliyeti yesiru seriyen. Tutan bir şey ben göremedim. Siz Zehebe, yezhebu, gitmek, sâre, yesîru. Bu da hareket halinde. Gitmek. İştarake edbullâbu fir rihleti iştiraken. Burada yine dikkat çeken nokta D olacaktır. Yani yesîru, sâre, yesîru, seyran, seriyan demeleri gerekirdi. Seyran dememişler, seriyan demişler. D şıkkı, aranan şık.
On aşağıdaki cümlelerden hangisinde mensup mastar el mef'ulü mutlak olarak kullanılmamıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde mensup mastar mef'ulü mutlak değildir? Kâme dâlib ihtirâmen. Tamam, bu değil işte. Hem mastardır hem mensuptur ama mef'ulü mutlak değildir. Kâme eddullâbu, hani kâme ayağa kalktı eddullâbu öğrenciler. Niye? İhtiramen, saygı göstermek için. Lil üstazi, öğretmenlerine. Öğretmenlerine saygı olsun diye ayağa kalktılar. Burası sebep bildiriyor. Niçinin cevabı. Dolayısıyla ne olur? Mef'ulü le. Diğer de işte mef'ulü li eclih olur. Mef'ulü mutlak olmaz. Ukaddiru elestiga takdir. Aynı kök. Demek ki nedir? Mef'ulü mutlaktır. Diğer her birinde mef'ul mutlak illa ki var. Aranan şık bir tanedir. Tefevveka, tefevvukan. Feriha, surur. Yani feriha, sevindi, surur, sevinmek. Garae, kıraet. Demek ki aranan şey burası. Ama geçtik değil. Önemli bir soruydu. Mensup ve mastar olarak gördüğümüz her kelime mef'ul mutlak olmaz. Başka çeşit mef'ul de olabilir. İşte burada mef'ulu li eclih olmuş. Bunu gördün, ihtiramen, saygı. Saygı manasında başka bir kelime var mı ki? Yok. O zaman niye mef'ul mutlak olsun? Bu da mastar. Buna mesela mef'ulu bih diyemiyorum. Niye? Aynı kökten bir fiil var. Aynı kök veya aynı manayı taşısa da farklı harflerden oluşan. O da olabilirdi. O zaman mef'ulü mutlak oluyordu. Yoksa gördüğümüz her mastara mef'ulü mutlak diyemeyiz. Mef'ulü mutlakları ve türlerini söyleyin bakalım ayetlerde. İnna fetahnâ leke fethan mübînen. Nevi olmalı. Sıfatı var. Sıfatla beraber gelmiştir. Ve rattil Kur'ane tertîl. Düzgün bir şekilde yavaş yavaş okuyun diyor. Burada tekit. Fehadnâhum ehve, ehad, ehve muzaf olarak kullanılmış. Dolayısıyla ne olur? Nevi olur. İnna nahnu nezzelnâ aleyke Kur'ane tenzîlen. Nezzele tenzîl. Tekit. Pekiştirmiş yani. Sen nezaren nezraten, nezraten fe'leten. Bir defa, adet. Fakat faze fevzen, nasran gibi. Olsa da aslında değil. Yani fevzen, azimen nedir? Burada ne bildiriyor? Nevi bildiriyor. Ve kellem Allah Musa teklimen, tekit bildiriyor. Fela temilu kullel meyli. Meyl, temilu, benzer şeyler yine. Ama buradan olur, kül kelimesi olur. Adet bildiriyor. Adette geçmişti yanlış hatırlamıyorsam. Fesbir sabran cemilen, güzelce çeşit bildirmekte. Fellevheku galilen ve lebku kesiran. Fellevheku, ağlayın, vahike gerçek, gülün demek. Fellevheku, gülün, gülsünler veya. Galilen az ve lebku, ağlasınlar, kesiran çok. Emri gayb kalıpları. Galil, kesir, bunlar da yine bir oran bildirmek. Aşağıdaki Türkçe cümlelerin en uygun Arapça karşılığını yazınız. Daha sonra Arapça en uygun Türkçesini söyleyiniz diye devam ediyor. Sanırım ünite böylece bitmiş oldu. Mef'ulü mutlak 3 farklı amaçla gelir. Ya fiilinin aynı kökünden mastardır ya da anlamca aynısıdır, yine bir mastardır. Anlamca aynısı da olabilir. Bunlar bazen sıfat olarak gelirler, bazen muzaf olarak, bazen öylesine. Yani muzaf da değil, sıfat da değil. Bir kısım vardı ki tesniye cemi olabilmekteydi. Hangisiydi? Başka bir kısım vardı ki sadece müfret olarak gelebiliyordu. Hangisiydi? Ayırt edebilmeliyiz.